Abi, abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Abi. Abi Ferah. Oğlum. Abi, abi Ferah. Oğlum. Ferah. Mühim dedin Abdo. Senin mühim işlerin bana dokunmasın demiştim. Senin savaşında ben yokum. Oğlun öyle düşünmüyor baba aslan. Ayhan. Karşılaştım onunla konuşalım dedi. Başta konuşmak istemedi. Ant olsun zorlama. Cenazem var dedim o kadar. Az biraz düşündükten sonra bindi arabaya. Lafı dolandırma Abdo. Nerede oğlum? Ne cenazesi? Seninki. Senin Tahsin yani. Adamımı öldürdü. Onu defnettik. Ayhan da geldi cenazeye. Sağ olsun. Acı günümde beni yalnız bırakmadı. Cenazeden ayrılırken ne dedi biliyor musun? Sabrımı sınama Abdo. Kısa kes. Kendin dinle. Oğlun Ayhan'ın bana söylediklerini kulağınla duy. Abdo. Başın sağ olsun. Sağ ol Ayhan. Dostlar sağ olsun. Abdo ya. Ben babam gibi düşünmüyorum. Öyle biraz eskilerde yaşıyor ya. Yok racondu macondu. Dünya değişti be Abdo. Öyle antika raconlarla yeni alemde savaşamazsın. Savaşabilir misin? Savaşamazsın. Bak. Gitti. Verdi 5 milyonu abim için. Ne oldu? Hayır ne oldu? Pusu kurmadılar mı? Öldürüyorlardı abimi. Sen diyorsun millet size dalga geçiyor diye. Yani abi de uzun lafın kısası. Ben senin adamlarınla hareket etmeye hazırım. Babanı bana düşman etme. Oo. Korktun mu? Vallahi korktum. Tamam ya tamam. Korktuysa kendi başıma hareket ederim ben. O zaman günah benden gitti. O nerede Abdo? Oğlum nerede? Ona gidiyoruz. Vallahi biliyordum senin. Allah'a kurban olayım ben be. Bu
fena kaçırdım. Yürü gidiyoruz. Korktular. Benden korktular. Babam. Babacığım. Soner, atla hadi. Çok korktum. Biliyorum aşkım. Biliyorum bir tane. Geçti ama bak ben buradayım. Ben buradayım aşkım. Geçti tamam mı? Seni bir daha bırakmayacağım. Hiç yalnız bırakmayacağım aşkım benim. Hep yanımda olacağım tamam mı? Korkma. Ben varım. Buyurun. Köpüğü biraz az oldu gibi ama. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Gönül Hanım, sizi görmek istememin sebebi kızınız. Zeynep'in cezaevine yazdığı mektuplar. Ha, evet. Başlarda yazdı. Ama yapma kızım, yazma dedim. Yazsam bile yollama, olmaz. Oralarda aklını meşgul edersin dedim. O da yollamadı bir daha. Yollamış Gönül Hanım. Yollamış mı? Halbuki ben ona yollama demiştim. Hatta resmini bile yollamış. Ah Zeynep. Kahramanımız deyip durdu o zamanlar. Başlarda ben de sesimi çıkarmadım. Sonraki uyarılarımda o dinlemedi demek ki. Ah Zeynep. Yoksa? O kadar büyütülecek bir şey değil. Sizin de belirttiğiniz gibi Burhan onun çocukluk kahramanı. Fakat iltifatlar, yüceltmeler, sevgi sözleri... Bunlar bir erkeğin kafasını karıştırabilir böyle durumlarda. Hiç haberim yoktu, inanın. İnanıyorum. İnanmasam buraya gelmezdim. Bu konuda en az benim kadar hassas olacağınızı biliyorum. Elbette. Hiç kuşkunuz olmasın. Oğlumun biraz zamana ihtiyacı var. Kafası karışmasın. Yeniden bir takım hatalar yapmasın. Zeynep güzel kız maşallah. Sevdiği olacak. Seveni olacak. Ailemin huzura ihtiyacı var Gümrün. Yaşananlar geçmişte kaldı. Herkes yoluna gitsin olur mu? Tabii. Ben konuşurum Zeynep'le. Rahat olun siz. Bunlardan istiyorum Eda. Bir de bunların hani payetle doğruya olanları var ya. Onlardan olsun. Bir de birkaç model için senden payet isteyeceğim. Var mı? Yanında getirmedin mi? Unuttum. Boncuk da istemiştin sen geçen hafta Zeynep'ciğim. Elbiseler henüz gelmedi. Elbise. Hı? Eda elbise. Haftaya kadının konseri var. Beni bugün yarın arayacak elbisem ne oldu diye ne diyeceğim ben? Tatlım,
İyi misin sen? İyiyim, iyiyim, iyiyim. İyisin. İyiyim. Maşallah. İşi gücü unutacak kadar iyisin Zeynep'ciğim. Ama Neda, abartma. Abartmayayım mı? Zeynep'ciğim, nereden baksan 5 yıldır tanışıyoruz seninle. Allah'ın günü bir iş unuttuğunu görmedim. Hem... Adı ne? Kimin? Sevgilinin. Ay, Eda, yok öyle bir şey ya. Öyle mi? Aşk olsun Zeynep'ciğim. Ben sana her şeyimi anlatayım, sen böyle sır köpük. Hem halinden belli ağzın kulaklarında. Her şeyi de unutuyorsun. Ay Eda, gerçekten öyle bir şey yok. Yani benim sevgilim diyebileceğim bir şey söz konusu değil. Ama umutluyum, mutluyum, huzurluyum. Bilmiyorum yani. Sen aşık olmuşsun. Hadi şu yarım kalan işleri halledelim. Hadi bakalım. Nisan seni sorar her çiçek girişinde. Yüreğim sulu sul savrulur rüzgarla. İçimde sıcaklığını taşır bedenim. Sessizce kaybolur. Sen bugün çok keyiflisin Yılmaz. İnsan sarrafımızın be usta. E kapıdan girdiğinden beri gülüyorsun. Koltukta da oturamıyorsun. demek ki bak, aşk insan bünyesinde, sevda insan bünyesinde böyle bir şey yapıyor. Sevda mı dedin? He. Bu sefer çok ciddisin galiba. Yoksa sevda demezdin. Demezdim değil mi? Demezdim. Bak demezdim, demezdim de bu sefer dile söyleten kalp işte usta. Yılmaz oğlum, şair bak ne demiş. Ne demiş? İşim gücüm budur benim. Gökyüzünü boyarım her sabah herkes uykudayken. Uyanır bakarsın ki mavi, deniz yırtılır kimi zaman. Bilmezsiniz kim diker, ben dikerim. Hay be. Güzelmiş ya. Şiir güzel şey be abi. Aşk da güzel şey. Güzel. Gel buradan. Abi kolun. Abi kolun kolun, yaralısın sen. Aman bitsin artık, ne olur. Hadi. Hadi gel. Geçin oturun şöyle. Geç. Abi. Abi sen iyi misin? İyiyim, bir şeyim yok. Abi, abi sen bize kızdın değil mi? Ferhat, sana bir şey olsaydı ben yaşayamazdım. Öldürdüm kendimi, canıma kayardım. Abi, abi bize bir şey olmayacak değil mi? Abi hiçbirimize bir şey olmayacak değil mi? Selamünaleyküm Kazım. Aleykümselam. Sadık abi. Buyur otur. Oturmayayım. Aslan babaya baktıydım. Biraz işi vardı. Gelmedi. Hayırdır? Cazgırların Ferit'i söyleyecektim. Adam göndermişler de dükkana gene. Benim oğlanı biraz rahatsız etmişler. Ha. Mevzu gallavi yani. Müşteri ol sen. Kayınpedere söyleriz, hallederiz biz. Sağ ol. Hadi hayırlı işler. Güle güle.
geldiniz. Hoş bulduk. Gönül Hanım yok mu? Az önce çıktı. Ne vardı, ben yardımcı olayım. Zeynep Hanım, o da mı yok? Yok maalesef. Geldim, geldim. Ah, Zeynep neredesin ya? Bekliyorum burada 40 saattir. Ne sen buradasın, ne annem burada. Müşteri böyle bekler mi ya? Ya haklısın vallahi, çok ihmal ettik burayı da. Annem buradaydı, gitti herhalde. Bilmiyorum. Haklıyım tabii. Yalnız mısın? Yalnızım. Burhan'la eskiden hiç ayrılmazdınız. Ne oldu? Burhan'ın reytingi çok yüksek bu ara. İçeriden çıktı ya. Annesi, kız kardeşi, abisi derken bana fırsat kalmıyor. Ben de dedim ki eskilerden Zeynep'i bir göreyim dedim. Ya ne iyi ettin geldin. Otursana eşin yoksa. Gündüzleri işim olmaz benim. Niye? Gece mi olur işin? Sen uyurken gökyüzünü boyarım. Sonra sen her sabah bir bakarsın mavi. Ay Yılmaz var ya, hiç değişmemişsin. Çocuklukta neysen aynı o. Laf yanmazdı. Çocukluktaki gibi oyun istiyorsun sen. Öyle. Niye? Sen boyadın değil mi mavi gökyüzü? Aynen öyle Zeynep Hanım. Sonra? Sonra? Sonra deniz yırtılır kimi zaman. Ben onu da dikerim. Sen fark etmez. Sen görmeyeli var ya, şair olmuşsun Yılmaz ya. Ne oldu sana böyle? Olduk oğlum. Anne. Efendim. İyi misin? İyiyim. Bir şey getireyim, içer misin? Yok, istemem çocuğum. Melike. Efendim anne. Gel. Gel şöyle otur. Oo, benim güzel kızım. Güzel gözlü kızım. Anne ne oluyor? Ne oluyor? Yani ne bileyim, böyle durup dururken sevgi gösterisi falan. Bir şey mi oldu yoksa, söyle. Ne olacak, bir şey olmadı. Sen benim kızım değil misin? Sevmeyecek miyim seni? Ha? Demek ki fazla yüz vermeye gelmiyor. Hadi kalk, 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 kalk. Hadi. Abi. Abi yara ne durumda? Abicim bak, onun pansumana ihtiyacı var. Ben bir eczane bulayım ha. Eczaneye gitmesin. Abimler görür. Başlarım şimdi abine. Oğlum otur, oturduğun yerde. İyiyim ben. Allah Allah. Şimdi Beşiktaşlıyım ya ben. Sor niye diye. Aman Yılmaz ya, hala bu espriyi mi yapıyorsun sen? Ya sen sorsana. Ya niye? Dur, telefon çaldı. Alo. Sarı. Ben Burhan, müsait misin? Uygunum, uzunum, söyle. Hemen Garipçe'ye gelmen lazım. Şu eve gitmek istemediğimizde kaldığımız yer yok muydu? Oraya işte. Burhan hayırdır, bir yaramazlık mı var? Yok bir şey. Gelirken eczaneye uğraman lazım. Pansuman malzemesi için. Oksijenli su, gazlı bezi, ne varsa işte. Ne eczanesi la? Sen yaralı falan değilsin değil mi? Sarı, yok bir şeyim oğlum. Sen yine de kimseye renk verme. Buraya gelemem. Tamam. Zeynep, benim acil bir işim çıktı. Yılmaz, her şey yolunda mı? Yok yok, yolunda yolunda. Uzun bir gel diyor öyle. Hadi görüşürüz. İsmail abi. Eski mahallede. Anlatmıştım ya abi. Üvey babası kovdu evden. Adı ne demiştin? İsmail. İsmail. Aç mısın İsmail? İyi git hadi.
Aferin lan. Ben bu gidişle sana para da veririm ha. Sahi mi abi? Git yemeğine. Abi hoş geldiniz ya. Buyurun. Bana bak Narin. Kötü bir şey yaparlarsa kıza. Yok canım, ne yapacaklar? Biraz korkuturlar o kadar. Dua et öyle olsun. Ne zaman gördün mesajları? Ferah sana masaj yapıyordu ya, o akşam gördüm. Sen çok üzüntülüydün. Şu entari meselesinden dolayı oğlanlara çok kızmıştın. Ferah'a beni odama götür dedin erkenden. Siz çıktıktan sonra ben de öyle bakıyordum arkanızda. Dayanamadım. Merakıma yenilip okudum. Oğlandan gelen bütün mesajları okuduktan sonra da Aslan'ın oğlu olduğunu anladım. Hepsini okudun ha? Evet. Neler yazmış neler. Laf ebesi geberesici. Bizim kızın aklını çelmiş. Yoksa bizim kız nereden bilecek öyle şeyleri? İnsan bir arar. Ben arayamıyorum. Yamuk bir yerdelerse mesele çıkar diye. Bari siz arasaydınız geri zekalılar. Dur abi, uygun olunca ararlar. Sen nereye gidiyorsun? Nereye olacak? Odama. Elimi kolumu bağladınız zaten. Bana bak. Kızımın saçının bir teline zarar gelsin, Aslan'ın oğlundan önce hesabı size keserim bilesiniz. Abi, kızın yaptıkları ortada. Sen de kalkmış bana... Kes! Bundan sonra burada konuşacak birisi varsa o da benim. Sen zaten arkamdan iş çevirmeye meraklısın Narin Hanım. Bari bana söyleseydin. Dua et de bir şey olmasın. Sıyırırız abi, o iş kolay. Şimdi bu salaklar giderler karakola ifade verirler. Derler ki Demirel'lerin yanında yeni işe girdik. Sonra kandırdık şoförü, markalı arabayla İstanbul turu atalım dedik, havamız olsun hesabı. Sonra trafikte yolumuzu kestiler, biz de tanımıyoruz. Silah çekince biz de kendimizi koruduk derler. Anladınız mı lan? Ciğerlerini sıkacağım hepsinin. Babama ne diyeceğiz Neto? Ferah yok ortada. Onu da sen düşün akıllı kardeşim. Ne diyecekmişiz? Herif yüklenip bacımızı götürmüş, sen seyretmişsin. Babama ne diyecekmişiz? Şok, şok, şok. Sevgili kızı Aslan'ın oğluna kaçtı. He? Onda benim suçum yok ya. Akıllı kızı ne güzel okuyormuş, görsün işte. Ama aşık olmuş Meto. Aşık olmuş. Ya sahiden sen benim kardeşim misin Mahmut? Ha? Başlatma aşkından, meşkinden. Soyun lan hadi. Dur dur. Sakın. Böyle orta yerde soyulur mu? Ayıp. Şimdi biz Meto'yla arkaya gideceğiz. Bu kıyafetleri çıkaracağız. Siz bizimkileri giyeceksiniz. Anladınız mı lan?
Hoş geldin beyim. Hoş buldum. Gözlerini iyi korkuttuk. Şoför vuruldu. Öldü mü bilmem. Ama şey, nasıl söylesem? Ne oldu? Bir de bir kız var. Kız mı? Evet. Demirellerin arabada bir kız vardı. Sonra biri gelip aldı götürdü. Ne demek aldı götürdü? Kız kim? Kim götürdü? Bilmiyorum. Demireller kızı götüren adamın arkasından ateş ettiler. Herif fırtına gibi koşup bitti kızla. Baba nereye ya? Bildiğin kesi gözcem. Acımasızdı. Fakir fukara tanımazdı. Merhamet nedir bilmezdi. Yalvar yakar kar etmez kesi verirdi. Ölümü nasıl oldu dersin? Bir gün sokak ortasında ağlayan 11 yaşında bir çocuk görmüş. İlk defa merhamet etmişti. Evladım ne oldu? Söylesene oğlum. Meğer çocuk Özcan'ın canını yaktığı garibanlardan birinin oğluymuş. İşte şimdi burada yatıyor kesik Özcan. Sütsüz Metin. Kadın ticareti işindeydi. Yani bildiğim kabadayı olur mu deme. Olur. İşte sütsüz öyle biri. Müşteri parayı verdiyse kadından, vermediyse müşterinin donunu alırdı. Ölümü de şanla yakışır bir şekilde oldu. Ya babam. Biz ne yapıyoruz? Niye bakıyoruz bu adamlara ya? Bitmedi. Gel. Aklı mı çıktı yolda? Bir şey de söylemiyorsun telefonda. Ne oldu? Soner, ne oldu oğlum anlatsana. Bu kız kim? Kız mı kaçırdın lan sen? Bu ne? Ne lan bu? Bu ne? Oğlum yok bir şey. Ya ne yok bir şey? Domates salçası mı bu? Yaralanmışsın işte. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Arabacı Selim. Onun işi kimsesiz sokak çocuklarıydı. Kimsesiz çocuk bulamazsa kaçırırdı. İşte Tahsin ile Abdu bu arabacının adamlarıydı. Tahsin sıranın bir ucundan, Abdu ise diğer ucundan çocuklara a**lardı. A**ladıkları çocuklara dilencilik, yan kesicilik, hırsızlık, akla gelen ne varsa yaptırırlardı. Ölümü nasıl oldu dersin arabacının? Sırtından vurdu Tahsin onu. Abdu arabacının rantını Tahsin'le paylaşmak istedi. Ama Tahsin çekti. Abdu kaypak biriydi. Arkasına bakmadan çekip gitti. O gün bugündür kin duyar Tahsin'e. Tek derdi onunla kozunu paylaşmak. Gel benimle. Hey bakalım! Arnavut Necu. Beni adam eden büyük adam. Fakir fukaranın babası. Annemin de dayısı.
Anneni ondan istedim. Düğünümüzü o yaptı. Sonra kahpece vurdular onu. Sen daha doğmamıştın. Onun intikamını alıp mahpuslarda yattım. Sonra çıktıktan sonra da bıraktığı yerden devam ettim. Ben ***'le işbirliği yapmam Ayhan. Benim oğullarım da yapmaz. Aman. Tahsin'le ablo kendi bildikleri gibi savaşırlar. Biz onlara uymayız. Benim oğullarım da uymaz. Peki sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bugünkü çatışmada kimseyi vurdun mu? Doğru mu bu? Baba, ben sana yalan söyler miyim? Vurmadım. İstesem vururdum ama vurmadım. Ver silahını. Ver dedim. Efendim? Silahını ver dedim Ayhan. Saldırmak için değil. Biz bunu kendimizi korumak için taşırız. Sen kuralı bozdun. Bundan sonra silahsızsın artık. Bugünü sadece ikimiz bileceğiz. Evin haberi olmayacak. Hele hele annen hiç duymayacak. Bugün yaşanmadı hiç. Ne yapıyorsun sen? Soğan doğruyorum anne. Nasıl doğruyorsun öyle salata soğanı gibi? Niye rendelemedin onu? Elime böyle daha iyi geliyordu, daha rahat ediyorum. Allah'ım yarabbim. Rendeleyememiş. Ona iyi geliyormuş. Ben domatesi, aman pilavı tereyağla mı yapayım, domatesli mi yapayım? Nasıl istersen öyle yap. Bir daha da bana sorma. Yeter ya. Selam. Ne var ne yok hanımlar? Oo, kolay gelsin Cevher anne. Ne olsun vallahi, iyilik sağlık. Yardım lazım anne? Lazım. Ben sana 100 kere demedim mi bu çantayı buraya, kitaplarını oraya buraya fırlatma diye? Bunu buradan kaldır, işte yardım etmiş olursun. Tamam anne. Tamam anne, tamam anne diyorsun, gene aynı şeyleri yapıyorsun. Tamam aldım, bir daha da bırakmam. Bırakma. Bana bak. Nereden geliyorsunuz siz? Melike okuldan sonra bize uğradı. Birlikte geldik işte Cevher anne. O kızla görüşmediniz, konuşmadınız değil mi? Hangi kız anne? Hangi kız anne? Sanki hangi kız olduğunu bilmiyor. Kaç tane kız var? Öf anne ya, gene başlamayalım. Konuşmuştuk hani. Ne konuşmuştuk? Konuşmayacaktınız, görüşmeyecektiniz. Ama anne... Konuşmayacaksın diyor işte sana. Anne. Biraz başım. Yok yok yok, biraz başım döndü. Anne neyin var senin? Sende başka bir şey var. İyiyim kızım, iyiyim. Hiçbir şey yok. Hep böyle de kalmak istiyorum. O kız bana eski günleri hatırlatıyor. Babanın o tabancalı, tüfekli günlerini hatırlatıyor. Onları hatırlamak istemiyorum, yaşamak istemiyorum. Anladım anne. Sen hiç üzülme, tamam mı? Tamam. Damla, kendi kızım için ne düşünüyorsan hepsi senin için de geçerli. Sen bana annenin hatırasısın. Cevher annem, söz veriyorum bir daha gitmeyeceğiz. Ama sen de yeter ki böyle üzülme, tamam mı? Tamam, hadi çıkalım odanıza. Ben aşağı gidiyorum. Üniversiteye başladın ya, bize takmıyorsun artık. Pes yani abla. Pes pes yok. O odayı da topla. Süslü pakize. Uzun. Ya bu kız hakikaten Tahsin Demireli kızım. Vay anam vay, vay anam vay, vay.
Ulan manyak mısınız lan siz? Manyak mısınız siz? Siz koskoca İstanbul'da aşık olacak bir birbirinizi mi buldunuz? Ha? Soner! Oğlum bunun ucu herkese dokunur lan. Abini öldürecekler. Zaten öldürmek için an bekliyorlar, gün bekliyorlar. Sen de maşallah laap diye kucaklarına oturttun bizi. Ha sarıl seni sarıl. Kahramanım benim. Dik bakışlı kahramanım. Hiç kafan çalışmıyor lan senin. Bir öyle dik dik bakarsın zaten. Sen de telefonda bir şey söylemiyorsun. Takip etmediler beni. Beni takip etmediler ama beni. Seni, oğlum seni iğne deliğine girsen bulacaklar. Kız bahane. Abini vuracaklar oğlum senin. Babanı yiyeceksin lan salakını. Abi seviyorum diyeceğim. Ben seviyorum abi. Kimse karışmasın abi. Ferah'la biz birbirimizi seviyoruz. Seviyormuş. Seviyormuş. Ulan Soner. Yaktın lan hepimizi. Hepimiz yaktın lan! Abi ben kimseye yakmadım! Abi ben sevdim! Mesele benim mesele. Öldüreceklerse beni öldürsünler. Kimse karışmasın abi. Kimse. Senin mesele. Soner. Oğlum bak bu hepimizin meselesi. Abini vurdular. Ben buradayım. Aşk olsun Yılmaz. Niye söylemiyorsun? Sen beni mi takip ettin kızım? Kusura bakma Yılmaz, çok endişelendim ama endişelenmekte de haklıymışım. Şu hale bak ya. Çok kötü gözüküyor bu. Nerede senin aldığın şu pansumanlar? Orada abi? İşte orada. Tamam, benim bir şeyim yok. Sen gömleğini çıkarsana Burhan. Bir şeyim yok dedim Zeynep. Tamam tamam, eskisi gibi inatçılığın üzerinde Burhan. Ben şu pansumanı yaparken anlatın siz, ne oldu? Bakmayın Yılmaz'ın söylediklerine çocuklar. Kalbine söz geçirebilir mi insan? Aşık olmuşsa aşık olmuştur. O kadar. Onun kızı, bunun akrabası, engel falan düşünmez. Hani yasak aşık diyor ya Yılmaz sizinkine. Olmaz öyle şey ya. Kalp yasak dinler mi? Öyle bir çarpar ki. Bilsen ki son fena olacak. Bilsen ki karşı koyanlar, itiraz edenler olacak. Yine de kendini çekemez. Kendini çekersin. Ama kalbinin çarpmasını durduramaz. Yapmışsınız. Bakmayın siz ona. Ben yanınızdayım size.
Tahsin Bey içeride mi? İçeride. İyi günler Tahsin Bey. Hoş geldiniz. Buyurun. Arkadaşlar evi arayabilirler mi? Ne aradığınızı söylerseniz size yardımcı olabilirim. Oğullarınız bir çatışmaya girmişler. Şoför ölmüş. Ne? Çatışma mı? Haberiniz yok mu? Nereden olsun? Pardon. Efendim? Teslim mi olmuşlar? İyice araştırdınız mı? Tarife uyuyorlar mı? Peki. Tamam. Teslim olmuşlar. Oğullarınız değilmiş. İki adamınız ve şoför. Gezmeye çıkmışlar. Trafikte dalaşmışlar. Biz de mecburen yedik. Gidiyoruz arkadaşlar. Yanlış ihbar. İyice araştıralım. Belki tekrar döneriz. İyi günler Tahsin Bey. Hayırdır, vukuat nedir? Vukuat yok. Hoş geldiniz. Komiserim. Yardımcı olsaydık. Elbiseler gıcır gıcır. Ben hayatta alamam. Çok pahalı. İndirimde. Etiketin yarısı. Ben yine de alamam. Etiket Mahmut, etiket. Etiket Mahmut. Ferah nerede? Durumlar biraz karışık baba. Karışık marışık anlatın. Anlatın dedim size. Anlatın! Al uzun. Siyah aldım. O yara kanar şimdi. Eyvallah kardeşim. Uzun. Bu kumruları ne yapacağız? Demireller dört bir tarafı erkete yatırmıştır şimdi. Bilardo salonu, restoran, düğün salonu, balıkhane. Burada kalsalar, hadi gece kaldılar, sabah ne yapacaklar? Burada gece de kalamazlar ki. Şimdi bütün evsizler doldurur burayı. He. Sizin ev, bizim ev. Orhan abinin oraya. Bakarlar. Bunları daha güvenli bir yere koymak lazım. Hmm. İkisinin de canı tehlikede. Neyse bakacağız bir çaresine. Hmm. Sen bunlara göz kulak ol. Ben eve gideyim. Kulağındadır eve gelirler. Eve geldiklerinde ben evde olayım. Tamam. Ben buldum nerede kalacaklarını. Ne? Bizim orada. Altta dükkan, üstte ev. Hiç kimsenin haberi olmaz. Zeynep, sizin de başınızı belaya sokmaya gerek yok. Aman Burhan ya, ne olacak sanki? Saklansınlar bizim orada. Söyleme bir daha böyle bir şey lütfen. Aslında olur da... şimdi Gönül abla Tahsin'in kızı olduğunu bilecek falan olmaz olmaz. Ayıp olur. Ya benim annem halden anlar. Kızın bir kabahati yok ki. Ailesi başka, kız başka. Ne olacak sanki? Hayret bir şey ya. Anlatmayacak mısın artık Gönül? Nedir bu hali? Cevher geldi bugün dükkana. Kızına sahip çık. Oğlumun peşini bıraksın dedi kibarca. Uzak durun bizlerden demeyi getirdi. İstemiyorum senin gibi kadının kızını. Demedi ama. Dedi işte. Bir de seni duysa demek ki arkamdan neler. Senin arkandan kimse bir şey söyleyemez. Senin arkanda ben varım. Şahin var. Belli ki bir yanlış anlaşılma olmuş. Birlikte bir akşam Cevher'e gider, konuşur, hallederiz. Ben nasıl gideyim o kadının evine? Bana neler söyledi? Nikahlı karım olarak. Bundan sonra ben nereye gidersem sen de yanımda olacaksın.
Yoksa benimle evlenmeyecek misin? Şahin. Şaşırdım şimdi ben. Söz veriyorum. Çok mutlu olacağız Gönül. Karım olmanı istiyorum. Kendine. Yüreğimi göğsümden geçiyorsan bir çiçeğin özünden sana olan sevdamdandır bilesin. Geçiyorsan gözlerinin içinden sana olan sevdamdandır bilesin. Melike. Efendim baba. Kapıya bak kızım. Gelen belki Yılmaz abindir. Hadi masaya. Çok duman iyi bir şey değil. Baba. Aslan ne oluyor? Ceyber, sakin ol. Yok bir şey. Çatışmada gördüler mi seni? Yok. Ne demeye geldiler? Burak abime sor baba. O kendine yakışanı yaptı. Hoş geldin Tars. Haber vermedin. Kalıcı ziyarete gelmedim aslan. Kızımı almaya geldim. Kızını mı? Kızın burada değil. Bana kızımı, ferahımı getir aslan. Doğru konuş lan! Metin. Ayhan! Ayhan! Oğlum seni var ya, oh be! Ne ala memleket! Ayhan dedim!
Hem kan parası alın. Oğlum konuşma. Hem abime pusu kurun. Aklımı kalacağı zannettim. Oğlum konuşma. Bana bak aslan. Yaparım. Evini de basarım, yurdunu da basarım. Kızımı alıp giderim bilesin. Fahsin, destursuz konuşuyorsun. Bu lafları sana yedirdim ama dua et ki evimdesin. Kızını görmedim ben. Kızım bende. Burhan. Kız sende mi? Güzellikle gelsin. Ben de güzellikle konuştum. Gelmeyecek. Madem kızın bizde Tahsin, sen şimdi git. Ben sonra ellerimden getiririm sana. Söz verme baba. Söz verme. Oğlum sana ne oluyor? Ha? Ferah artık bizim bacımız sayılır. Kardeşimiz de birbirine gönül vermişler. Ne gönül ya? Gönül mü yok, ne gönül abi? Yıkarım evinizi başınıza. Ben ona bacım. Hasan! Beyler! Duydunuz. Sevdalılarmış. İşin içinde sevda varsa adam gibi gelir baba evinden isterler. Ana neler böyle emreder. Senin oğulların sokağın ortasında kızın başına silah dayıyorlar. Kız niye gelecekmiş ki eve? Korkutmak için yaptım baba. Ben kardeşimi vurur muyum hiç? Biz bir kere onu okuldan almaya gitmiştik. Baba dersi boşmuş, kafede oturuyormuş. Mantık olarak insan kendi kardeşini... Yes. Bana bak aslan. Gever. Ben sevda filan anlamam. Yarın akşam kızım gelecek. Evden nasıl çıktıysa öyle. Ne eksik, ne de fazla. Gidelim. Ama baba. Gidelim dedim. Allah'ım. Yürü! Selam. Siz merak etmeyin, ben halledeceğim. Başınıza içelim Sayın Müsteşarım. Siz de olmasanız bu memleket kalkınmaz Allah'ıma. Af buyurun. Söyle Tahsin. Eğlencem bol olsun Abdu. Duyduğuma göre yarım kalan site inşaatının pazarlığındaymışsın. Ya öyle oldu. Şoför deyip geçme Abdu. Ha şoförüm, ha oğlum. Sitenin devamı hayırlı olsun. Ne?
durmuyor öyle. Dur! Dur! Artık buraları baştan yapacaksın Abdo. İyi eğlenceler. Arslan, bir şeyler söyle Allah aşkına. Burhan Tahsin'in kızını kaçırmış. El kadar çocuğun aklına uyarak. Ne yapacağız şimdi? Biz bir şey yapmayacağız. Burhan, baba bana bırak. Bu benim meselem demedi mi? Aslan, bazen sana akıl sır erdiremiyorum. Yani Burhan öyle söyledi diye biz elimiz kolumuz bağlı oturacak mıyız? Ya Burhan dün küçücük. Ne anlar bu işlerden? O en iyi hayat okullarından birinden mezun oldu. Hapishaneden. Buna bir çözüm bulacaktır eminim. Ya çocuklarımızın hayatı tehlikede, anlamıyor musun? Anlıyorum. Hem de çok iyi anlıyorum. Ama Burhan, bu benim meselem dedikten sonra benim burnumu sokmam doğru olmaz. Ben oğluma güveniyorum. Hem Orhan da Ayhan'ın hediye etmek istedikleri silahı elini bile sürmedi o. İki kardeş birbirine silah hediye ediyor. Ve sen bunu bana söylemiyorsun. Olacak iş mi? Bu yaşta sevda mı olur? Sen beni sevdiğinde o yaşta değil miydin? Ha? Sen başka, ben başka. Onlar başka. Hadi sakinleş. Evin orada adam kaldı mı gözetlemek için? İki tane adam bıraktık ya. Yılmaz. Yılmaz ne yokluğu orada? Evdedir. Evdedir ya, evdedir kardeşim. Lan babası bile Burhan'ın yanındayken o patates niye yok? Ha? Kan kardeş değil mi bunlar? Ara bakayım şu adam, Yılmaz'ın araba evini orada mı? Alo. Şş. Bakın bakayım Yılmaz'ın araba orada mı değil mi? Mahmut ben, Mahmut. Öküz. Metin değil. Ha. İyi, anladım, tamam. Bana bak. Gözünüzü 14 açın ha. Delirtmeyin beni patatesler. Hadi. Yılmaz'ın araba evinin önünde değilmiş Meto. Tahmin ettiğim gibi Mahmut. Bu herif bacımızın yanında değilse benim de adım Metin değil. Hangara gidiyoruz oğlum. Niye? Ne olur soru sorma Mahmut. Şimdi sana anlatacak takatim yok. Sonra anlatırım oğlum, tamam mı? Hadi. Halledeceğim diyorsun da, nasıl halledeceksin? Hı? Onların kızı kardeşimize gelin mi gelecek? Abiler izin verecek mi? Abilerin biz izin vereceğiz mi? Oğlum bana saygısız saygısız konuşup durma. Bu konuyu seninle konuşmayacağım. Peki kiminle konuşmak istiyorsun Burhan? O kız bu eve gelemez, anladın mı? Çocuklarımın geleceğini küçük kardeşimizi uçar aşkına kurban etmem mi? Abla. Çocuk büyütüyorum ben. Her şeyden uzak. Kandan, silahtan. O kızı buraya getirirsen eve bomba koyacaksın. Bak ablacığım, otur, otur. Otur. Ablacığım yapmayın böyle. Bu kızı alıp götürün, babasına teslim edin. Soner'i de bu ateşten çıkarıp kurtarın. Yol yakınken kurban olayım. Çocuklarım var benim. Kız. Ablaların güzeli
Ağlama be. Ben varım bu evde ya. Ben bu evdeyken nereye giriyor kız? Nereye giriyor? Ben burada oldukça giremez. Duydun mu beni? Vururum lan. Vallahi vururum lan o kızı. Dinliyor musun beni? Deliye bak ya. Olmadı Soner'i de vururum. Çok mu seviyorlarmış birbirlerini? Soner'le o kız diyorum, çok mu aşıklarmış birbirlerini? Her şeyi göz aldıklarına göre. Seviyorlar demek. Seviyorlar ha. Hangi ara aşık oldu bu çocuk anlamadım ki. Onun içi kanamıştır da Burhan. Anlatamamıştır hiç kimseye. Nasıl anlatsın abicim, nasıl anlatsın ya? Sen tut Demirel'lerin kızına sevdalı. Burhan. Doğru bildiğin neyse yap. Ben de yanındayım abicim. Bulduk. Çocukları uyandır. İşimiz var. Kalkın lan! Kalkın! Yatakta mı yine? Yok. Yılmaz abim akşam eve gelmedi ki. Belli ki genç aşıklara gözcülük yapıyor. Nerede saklanıyorlarsa artık. Basit bir olaymış gibi anlatıyorsun baba. Aşk basit olur mu evladım? Daha çetrefillisi var mı? Anacığım yapma böyle. Olur. Yapma. Sen git kendini ateşe at. Oğlum sen ölürsen ben ne yaparım? Anacığım böyle konuşma. Bak benim bunlarla uğraşacak kafam yok zaten. Kimse ölmesin diye yapıyorum ne yapıyorsam. Sen bana güven. Nasıl olacak o iş? Sabret biraz daha.
Peki silahlar patlamadan halloldu bu iş. Bu kızı gelin istiyor musunuz diye bize sordunuz mu hiç? Babana, bana? Anacığım, senin oğlum bu kızı seçmiş. Bak, her şey hallolsun. Kız gelip elini öper. Sen de bağrına basarsın. Ben ne söylesem nafile değil mi? Kendine dikkat et oğlum. Kardeşine de mukayyet ol. Sen beni düşün bana. Abi. Hı. Burhan abim sonelleri nerede saklıyor acaba? Bilmemizi isteseydi söylerdi Ayhan. Ne yani, sen merak etmiyor musun? Etmiyorum Ayhan. Sen de etme, olur mu? Et. Allah Allah ya. Ben anlamıyorum ya. Diyelim mesele halledildi. Ne yapacağız? Soner'in o kızla olmasını sineye mi çekeceğiz? Karışma Ayhan. İşine bak. Et. Of. Tamam abi, karışmıyorum ama ben o kızla aynı evde yaşamam. Bunu bilin, yaşamam. Günaydın. Günaydın anne. Zeynep, seninle konuşacaklarım var. Benim de seninle konuşacaklarım var. Bize mi hazırladın onları? Yok, bunlar aşağıdaki aşıklara gönül hanım. Bakma öyle, anlatacağım. Gel gel. Herkes masaya, soğutmadan yiyin hadi. Ay bakmayın öyle, rahat olun. Siz yerken ben anneme anlatacağım her şeyi. Hadi hadi hadi. Anne garipseme öyle. Tanımadın mı Soner'i? Burhan'ın küçük kardeşi. Ha, tanıdım, tanıdım da. Yani burada bu saatte silahlar falan. Bu da Ferah. Memnun oldum. Ben de. Ferah. Kim? Kim bu kız? Ferah Tahsin benim kız anne. Demireller Tahsin. Hah. İşte silah da o yüzden. Evet. Nasıl yani? Şimdi Gönül teyzeciğim. Bu iki kumru... Kaderin oyunu, birbirlerine aşık olmuşlar. Bize de tabii biraz gardiyanlık yapmak düştü. Anne, abileri peşinde. Bir müddet burada kalsınlar istedik. Çok çaresizler. Hem ben kızlara da söyledim, yarın gelmeyecekler. Ne demek bu? Olamaz. Hayır. Hayır. Arkadaşlar kusura bakmayın. Geliyorum ben. Abisi kim? Ölen abisi kim ha? Ölen abisi kim? O kızı görmek isteyeceğimi de nereden çıkardın? Kızın ne günahı var anne? Ailesinin günahını kız mı çekecek? Anne, olayın üzerinden çok geçti biliyorsun. Bir söz vermedik mi birbirimize? Unutacağız demedik mi? Unuttuk. Lütfen. Unuttuk.
Selamun aleyküm Seyfi dayı. Aleyküm selam. Vay vay Burhan, hiç değişmemişsin. Sen de hiç değişmemişsin. Anlat bakalım şu koğuştakileri. Neyin anlatayım dayı? Benim seninle telefonla konuştuğum mesele acil. Onu bir konuşalım. Sonra konuşuruz koğuştakileri. Telefonda pasaport vize falan dedin. Öyle dayı. Sen mi çıkıyorsun? Ben varım, kardeşim var. Bir de kardeşimin yavuklusu. Öteki daha belli değil. Utanma oğlum. Bu da benim yavuklum desene. Daha kendisine konuyu açmadım. Gelip gelmeyeceğini bilmiyorum desene. Gülsüm annen gelsin demişsin. Çocuklara bir şey mi oldu? Çocukları hiç düşünmüyorum Cevher. Gör bak, kimsenin burnu kanamadan tatlıya bağlanacak her şey. Burhan halledecek. Aslan inandı. Sen de inan. Kafanı dağıtacak bir hikayem var. Aşığım Cevher. Aa! Çok güzel. Evlenme teklif ettim. Henüz cevap vermedi. Belki gençlere özenmiştir dedim. Gittim tek taş bir yüzük aldım. Ciddi misin sen? Elbette. Ay çok güzel. Çok güzel. Ben tanıyor muyum? Tanıdığını sanıyordum. Meğer tanımıyormuşsun. Yüzüğü verirken lütfen yanımda ol. Ol ki ona nasıl aşık olduğumu, aşkımı anlatırken gör. Baba. Buyur. Malzeme siparişi vermiştim ben. Gidip onları alayım. İyi. Ha Kazım. Dün ben yokken Sadık gelip beni sormuş. Çocuklar söyledi. Hal hatır sormak için gelmiş. Öylesine yani. Pek gelmezdi ya. Neyse. Sen de geç kalma. Çabuk gel işini bitirince. Kalmam. Biz çok kişiyiz oğlum. Birimiz görmezse birimiz mutlaka görüyor. Aa bak hakikaten bulunuyormuş. Yaşadık oğlum. Ödüllerden ödül be. Sen bekle. Nereye? Gelirim birazdan, bekle. Kolay gelsin. Sağ ol, buyur. Patron yok mu? Vay Cazgır. Nasılsın? Hayırdır Kazım, ne iş? Aslan babam yolladı. Konuşalım bir. Önemli. İyi bakalım. Geç eczaneye. Biraz işim var, geliyorum. Patronları aramak lazım. Bulduğumuzu söyleyelim. Telefonu nereden buldun? Indira Gandhi yaptım oğlum. Öğreteceğim sana da. He. Söyle Hakan. Nerede? Bir dakika, bir dakika yazayım, dur. Yavaş lan, yavaş. Evet. Tamam. Aferin, aferin. Yakaladık. Aferin Kambur. Yanlışlık istemiyorum. Temizleyeceksin.
bacımı da alıp geleceksin. Anlıyorsun değil mi? Sağ salim. Ayıp ettim patron. Kazım. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Neymiş aslan babanın mesajı? Sadık abiyi sıkıştırıyormuşsunuz. Sıkıştırmasın dedi. O yani. Sıkıştırmasın. Sen ona bakma. Ben aslan babamı idare ederim. Edersin. Aslan babayı. Nihayetinde kayınpederim. Tabii öyle doğru. Senin kazancın ne olacak bundan? Ya ben adamın böyle şıp diye anlayanına bayılıyorum vallahi. Benim kazancım kolay. Anlaşırız. Anlaşırız da hele bir gelsen benimle. Ferahcığım. Asma yüzünü. Annemi de anla. Onun yaşadıkları da hiç kolay değil. Aslına bakarsan ölen benim abim olmasına rağmen en ufak bir özlem duymadım biliyor musun? İlk öldüğünü söylediklerinde neden olduğunu saklamışlardı. O zaman bile hiç üzülmedim. Hiç sevmezdim Eyüp abimi. Çok döverdi beni. Sonra sağdan soldan öğrendim işin aslında. İşte o zaman tanımadan çok sevdim Burhan abi. Belki de Soner'i Burhan abinin kardeşi olduğu için bu kadar çok sevdim. Hem ben de aşık oldum. Aa. Evet. Kimseye söylemeyeceksiniz ama. Kime? Şşt. Telefon. He? Telefon, telefon. He? Yılmaz telefonun çalıyor. Burhan. He. Alo. Ha uzunum. Ne? He. Kimlikleriniz yanınızda mı kumurlar? Yanlarındaymış. Nereye? Ha bildim bildim. Tamam. Tamam getiririm onu. Tamam uzunum. Hayırdır kimlikler falan? Yoksa Yıldırım nikahıyla evlendirmeyi mi düşünüyor? Bilmem. Yani sormadım ben öyle aklım gitti. Ay darısı başımıza. Amin. Ha şey. Ha ben alayım kimlikleri. Şey yapayım ben bunu. Şey. Şeye götüreyim. Burhan'a yani. Geliyorum. Yok olmaz ya. Yok gelme sen ya. Kal bunlar şimdi yalnız mı kalacak burada? Ay Yılmaz geldiklerinden beri yalnız kalamadılar. Daha iyi ya işte. Kalmasınlar sen kaldılar. Yılmaz. Biz gidiyoruz. Annem zaten inmez aşağı. Dükkanda kimse yok. Bir ihtiyacınız olur yiyecek içecek dolapta var. Onun haricinde bir şeye ihtiyacınız olursa telefonun ucundayım. Öpüyorum sizi güvendesiniz. Vay 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 vay. Her gün günden daha güzel oldu be. Daha güzel olanla mezeler değil. Senin keyfin bir başka güzel aslan baba. Çok zamandır böyle görmediydim seni. Dün akşam var ya dün akşam. Yerin yedi kat dibini de gördüm.
arşın tepelerine de. Ayhan beni yerin dibine vurdu ama Burhan da göğe çıkardı. Hayırdır? Baskın yedik Seyfi Usta. Abo. Baskın yedik. Ortalığın kan gölüne dönüşmesine ramak kalmıştı. Ama Burhan gözleriyle, sözleriyle bu işi savuşturdu. Bir görecektin o bakışları. Mermi gibi delercesine. Oğlumla gurur duymadım desem yalan olur. Biraz da kıskandım galiba. Aslan baba. Hoş geldin Sadık. Hoş bulduk. Dün de uğramışsın. Gel bakayım. Gel benimle. Sen beni keriz mi sandın lan? Pırbo! Aslan babayı tanımıyor muyum ulan ben? Kendi işini başkasına yaptırdı, nerede görülmüş? Oğullarını gönderdi bile bahçeliğin şart kurnası. Aklın sıra kayınpederini kazıklayacaksın ha? Puh! Nefsiz seni ya. Kimlikler uzun. Eyvallah. Yıldırım nikahıyla evlendirme kararı aldığını düşündük. Doğru tahmin mi? Keşke öyle olsaydı. Ama çare değil ki. Abileri yarına bırakmazlar. E ya ne peki? Bunlar pasaport için. E bunlar nereye gidecek uzunum yurdun dışında? Kimle konuşacak? Ben de onlarla gideceğim oğlum. Ha. Ama sen daha yeni çıktın. E tek çare bu mu ya uzunum? Başka çaresi yok. Ne yapacağız ki başka? Dönecek misin hala? Bir süre kalmam lazım. Tabii. Haklısın. Ben bir lavaboya gidiyorum. Nereye gideceksiniz peki? Selanik. Orada hapishaneden bir arkadaşım var. O karşılayacak. Sonra Berlin'e gideceğiz. Birkaç ay işte onlara bir düzen yaratacağım. Güvenli bir ortam. Sonra gelirim. Ah Sümeyla. Ah Sümeyla. Ya daha yeni kavuştuk ya. Rahatsız olmayın çocuklar. Ötekiler nerede? Abim çağırdı gittiler. Ben de gideyim o zaman. Gönül teyze. Biraz konuşabilir miyiz? Bazı günahların özrü olmaz. Bağışlaması da. Hele bir başkası adına hiç olmaz. Ama ben sizden çok ama çok özür diliyorum. Yani kalbimdekini bilesiniz diye. Ne bileyim. Başka yapacağım bir şey olmadığı için. Sen üzme tatlı canını. Senin hiçbir suçun yok. İnsan arkadaşlarını seçer. Akrabalarını seçemez ki. Hem o işlediği günahın cezasını canıyla ödedi. Ben unuttum zaten. Sen de unut gitsin. Sen kimsin? Ne yapıyorsun? Bırak onu. Ne yapıyorsun sen? Bırak. Bırak diyorum. Bırak dedim. Bıraksana. Bırak onu.
Aslında biri daha var da. Biri mi? He, biz de gelmesini istediğim biri daha var da daha söylemedim. Ha. İyi düşünmüşsünüz değil mi? Gelsin tabii annen. Gelsin ya, daha yeni kavuşmuş sana. Hem Soner de ayrı durmamış olur yani. Bak uzunum, bir şey diyeceğim. Bak 3 ayı geçirmek yok ha. Vallahi beklemem, basarım nikahı. Ne nikahı lan? Şaşırdın değil mi? Uzun. Ya ben çok pis aşık oldum be. Ya yani ondan emin değildim ama şimdi eminim. O da seviyor. Eyvallah. Uzun. Bak aklıma ne geldi lan? Sen gitmeden şimdi burada gelsin, senin yanında evlenme teklif edeyim. Ha? Kim gelsin? Kim mi gelsin? Kim gelecek oğlum? Zeynep. Gelsin. Hakikaten edeyim burada edeyim. Ha?